diyor var mı? Yes diyor var mı? Allah'a bekler. Aşağıda insanlar var, haydi. 6 Şubat 2023'te Türkiye en acı günlerinden birine uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da da ağır kayıplara sebep oldu. Kent merkezleri, ilçeler, köyler acının merkezi oldu saniyeler içinde. Depremde en ağır kayıplar Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da yaşandı. Asker, tekbir ver. Çorum Osmanlı'cım emredin komutanım. Ali hayatında nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Şehidimize, Mert Can Sümbül kardeşimize, dünyaya ve ahirete ait haklarımızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Ben Mertcan Sümbül'ün babası Sinan Sümbül. Oğlum Malatya merkezli depremde şehit oldu. O gün ben İstanbul'daydım. Cacı haberini aldığımızda. Yani nasıl bir duygu, nasıl anlatılır onu ben bilmem. Yani o kadar büyük ki anlatmaya dilim varmıyor. Yani Mertcan oğlum çok iyi bir çocuktur. Yani hep zaten çok zorlu bir süreçlerden geçtik ailecek. Yani yaşamımız çok iyi olmadı. Çocuğum zaten 20 yaşına kadar çalışarak hayatı geçti. Askere gittiğinde işte ben yoktum. İstanbul'da çalışıyordum. 3 gün sonra şehadet haberini aldık. Yani nasıl bir duygu anlatılmaz. Çok acı. Allah'ım orada ölenlere, çoluğuna, çocuğuna, kalanlara, ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara başsağlığı diliyorum. Yani acımız büyük. Allah kimseye göstermesin. Ben de işte o gün çalışıyordum. Ama böyle eşimle boyuna telefonda aradığımı şey yapıyordum. En son yine eşim ağladı böyle şeydi hani yok Mertcan falan diye. Ben geleceğim 15 dakikam kalmış. Bana tam çıkacak zil çaldı. Bana sen kal ben kalmam ben çocuğumdan haber alamıyorum dedim. Bana gel sen buraya gel bir çıktım ambulans gelmiş bana her zaman ambulans mı geliyordu gelmiyordu. Ben zaten orada anladım yani gittim Mertcan. Ben çocuğumu daha çarşamba perşembe gün bindirdim pazartesi 4 gün olmuş. Zaten o akşam da konuştuyduk ben çocuğumla konuştum. Kendine iyi bak anne dedi. Ben de oğlum sen kendine iyi bak dedim. Akşam 9.45'te konuştuk. İşte o gün haber alamadık bir daha. Ben de çalışıyordum. İlla ki çalışırken bir geldim eve. Ana baba günü olmuş her taraf. Biz daha çalışıyor. Mertcan çok zor gitti ya. Çok
anlatılmaz. Ağlaya ağlaya bebeğin içine düştü de bizim içimiz, biz şey demedik yani, o anladı. Sanki aynı ölüme gider gibi gitti yani çocuk. Ağla ağla ağla, lan oğlum niye ağlıyorsun? Bebek uykula uyuyamadı, şey demedi. Bilmiyorum yani, çok şey bir, anlatılmaz yani. Onu yaşamayınca kimse bilmiyor. Enkaza dönen binalardan geriye yürek burkan detaylar kaldı. Yarım kaldı umutlar, yarım kaldı hayatlar, fotoğraflarda kaldı mutluluklar. Depremin ardından kitaplar sahipsiz, oyuncaklar kimsesiz kaldı. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Dünyaya ve ahirete ait haklarımızı helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Allah şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Hatun kişi niyetine. Teşekkür ederim. Sağ ol kaymakam, ben geldi. Sonra diyeceğim hocam, başka geleceğim. Sizin yanınıza gerek yok. Şimdi gelemiyorum. Sonra. Olur mu efendim? Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediyorum. Sesini duyan var mı? Anasını anlasın. Ses duyan var mı? Allah'a emanet.